Fernando Santos son dönemde oldukça eleştiriliyor Beşiktaş'ta. Şimdi Gökhan Hocam, Santos geldi, takımı toparladı denildi ki gerçekten sonuçlarda hani belki oyun anlamında yansımazsa da sonuç anlamında Beşiktaş biraz daha düzlüğe çıkmıştı ama son iki maç bir tanesi derbi sonrasında Gaziantep maçı yani Beşiktaş'ın neredeyse pozisyon bulamadan kaybettiği maçlar bu anlamda hemen eleştiriler Fernando Santos'a yöneltildi ama şöyle sorayım soruyu size. Yani sezon devam ederken gelmiş bir Fernando Santos tabii ki eleştirilecek noktalar var ama hani şimdiden e, gitsin diyenler de var. Bu kısmı ben biraz enteresan buluyorum açıkçası. Aslında Beşiktaş'ın kendisi bu aralar enteresan. Test konusu olur. Bakıyorsun bu sezona beş tane teknik adamla çalış. Beşincisi evet. Beş Doğru. tane teknik adam var. Sezon başı yapılan transferler var. Devre arası olağanüstü genel seçimle gidildi. Başkan değişti. Sonra yapılan transferler var. Ve transferlerdeki başarısızlıklar var. O ara oyuncularla ilgili kadro dışı olayları var. Sonra geri alma olayları var. Ne oldu belli değil. E, Cenk Salih olayı var. Sözleşmeler devam ediyor ama etme, işte etmeyecek, yeni kontrat önerilecek mi, edilmeyecek mi? Devamlı şekilde ortamda bir Cenk Salih olayı yani kesinlikle bitirilmesi gereken e kadro yapılanması üstüne de Fernando Santos şimdi Santos geldi Santos'un bir oyun yapısı var genelde e, defansif oyun oynatıp işte kazandığın zaman bile seyirciye seyir zevki vermeyen bir oyun yapısı vardı. Şimdi Hı. Fernando Santos geldikten sonra ilk izleme, izlemeye maçı Rize'ye gitti Beşiktaş'ın rahat 4 gol attığı maçta işte Serdar Hoca takım başındayken gitti onu seyretti. Ondan sonra gelen yapılanmada oynadığı en önemli maç Antalya maçıydı. Kupa maçı. İlk yarısı çok kötü bir oyun. Yeni kapatıyorsun. İkinci yarı bir tane oyuncu oyuna giriyor ve oyuncu oyunu değiştirdi. Muleka. Ondan sonra Muleka'yı hiçbir şekilde şans vermedim Muleka. Yani seni tur atlatıyor. Belki bu senenin devam etmeni sağlıyor ama hiçbir şekilde düşünmüyorsun. E, stoper alıyorsun. Vorul alıyorsun. E, Vorul oynamıyor. E, gene Necip oynuyor. İşte bakıyorsun 4-5 tane stoper sayabiliyorsun bir takımda. Ama gene Necip oynuyor. O mevkinin oyuncusu olmayan. Bazı işte Mucci'yi alıyorsun. Parlatman lazım gereken bir oyuncu. Muçin nerede oynadığı belli yani. Forvet'in arkasında oynuyor. O pozisyonlarda hem şut atıyor hem dripling kabiliyeti var. Şut atıyor ne bileyim gol şansı var. E siz bunun üstüne koymanız lazım. Çünkü az bonservis vermediniz. E bir anda durup dururken oyuncuyu kenara itiyorsunuz. Ki kenarda da oynadığı 2-3 tane maç var. Hiçbir şey vermiyor. Hiçbir şey vermiyor. Yapmaması için. Halbuki bir teknik adamın yapabileceği en güzel şey bir oyuncudan alabileceği azami verimi almasıdır. Razdan Ve verim almak için de doğru pozisyonlar vardır. Oyuncuları doğru pozisyonlarda oynatman lazımdır veya oyuncunun oyununa pozitif etki etmeye çalışmandır. E bunlar da olmuyor. Şimdi oyuncu bakıyor, oyuncu adaleti yok. Çünkü kadro dışı bırakıyorsun, sonra geri alıyorsun. Oyuncu seni oyuna sokuyorsun, oyuncudan istediğinden fazlasını alıyorsun. Sonra hiç oyuncuyu düşünmüyorsun bile. Başkan işte açıklama yaptığı zaman diyor ki ben bu oyuncuları istediğim zaman benim gençlerim var dedi işte. Semi Demir Ege dedi, benim bunlar varken elimde bu oyuncular onda, gelen oyuncular ondan iyi değildi. Dedi. Demir Egeyi kullanmıyor Beşiktaş. Tabii Semi, Semi Allah var, kendi kendini kurtardı yani. Çıktı, bu sezonun belki damga vuran Beşiktaş oyuncusu oldu. Ee, en çok katkı sağlayan takıma en çok katkı sağlayan genç oyuncu oldu ve şu anda Semi Beşiktaş'ın parlayan yıldızı. Yani Semi olmasa da konuşacak fazla bir şey yok. Onun yerine Demir Ege diye bir oyuncumuz vardı, artık onu unuttun. Yani. Demir Ege'miz var. Ondan iyi oyuncum var dedi. Oyuncuyu artık oyuna bile sokmuyor. E sen sonuçlara bakıyorsun. Antep takımı kümede kalmıyor, oynuyor, çıkıyor, savaşıyor. Çok mu iyi oynuyor? Yok ama savaşıyor. Bir hedefi var, savaşıyor ve seni kazanıyor. Sen ne yapıyorsun? E onun yanında ligin kaderiyle de oynuyorsun. Neden? Küme düşme oynayan 9-10 tane takım var diyorsak onlar rakiplerini oynadığı zaman sen Beşiktaş'sın. Sahaya çıktığı zaman Beşiktaş kimliği var. Beşiktaş gibi oynaman lazım. Oyunu ligin kaderiyle oynamaman lazım. E çıkıyorsun yeniliyor tamam. Yenilebilirsin ama savaşırsın. Antep maçıyla ilgili söylenen bir hiç. Hangi maç dedi? 25 dakika oyunda hiç yoktuk dedi Sayın Santos. 25 dakika hiç yoktuk dedi. Antep maçına bakıyorsun 90 dakika Beşiktaş'ın pozisyonu yok. Pozisyon yani böyle seni heyecanlandıracak pozisyonun yok. E bu kadar problem yaşıyorsun. Bunun yanında da hala tür, e, bu sezonda kupa kazanabileceğin ve şans olarak takımların diğer takımın önünde olduğun bir Türkiye kupası var. Hemen Avrupa'ya gidebileceğin. E böyle bir şansın da var. Ama takımın oynanan oyununa bakıyorsun. Oyuncuların durumuna bakıyorsun. Hiçbiri sana ışık vermiyor. E para harcamadın dersen e, para da harcadın. Yani devre arası harcadın. Para 30-35 milyon eurolar. Az bir para değil yani bu. Ama oynanan oyun, harcanan para oynanan oyunun hiçbir karşılığı yok. Seyirci Galatasaray maçına geldi. Bir hevesle orayı doldurdu. E, maç başladı ve bitti. Maç başladı ve bitti. Kendi kalene attım. Bir gol. Raşika'nın bir 10-15 dakika parlaması golden sonra. ikinci yarı 60-65 arası başka bir işte yok. E, sen şimdi bu ortamda Önümüzdeki seneyle ilgili ne yapman lazım? Oturacaksın, karar vereceksin. Ne istediğine karar vereceksin. Bir, Santos'u devam edecek misin, mi? etmeyecek misin? Salih Uçan'la, Cenk Tosun'la devam edecek misin, etmeyecek misin? Hangi yabancı oyuncularla devam edeceksin? Seneye 12 tane de sözleşme imzalacaksın. Elinde diyelim 14-15 tane var. Hangileri gidecek? Onun yanında transfer yapacaksan göndereceğin oyuncu sayısını belirlemen yani lazım. Sizce hocam, Fernando Santos'un Beşiktaş'ta devam etmeme durumu var mı? Yani böyle giderse bence var. Yani şimdi şu anda kim Fernando Santos'tan memnun ki? Bence kendi bile memnun değildir. Kendi konuşuyor. Daha iyi olmamız lazım. Bize şunu yapıyorlar mesela çıkıyorlar. O öyle olması lazım. Bu böyle olması lazım. Tamam lazım. Bunu ben de biliyorum. Ama bunu yapacak olan ben değilim ki sensin. Bu takımın başında teknik patronu sensin. Seni teknik direktör olarak gelmişler. Burada hata varsa çözecek olan sensin. Bu işin karşılığını alan da sensin. Maddi olarak, manevi olarak olarak da alacak olan sensin. Bu işi problemi çöz. Bana problemi anlatma. Bana çözümünü yapacaksın. Problemi ben zaten konuşuyorum. Nasıl çözülmesi gerektiğini hani bekara karı boşamak kolay ya. Ben de onun gibi anlatıyorum. Böyle 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 dışarıdan anlatıyoruz. Bu böyle olması lazım, böyle olması. Ama bu işin çözümü sende. Ben sadece anlatıyorum. Ben fikirlerimi söylüyorum. Bu da benim fikrim. Ama sen yapması gerekensin. E sen Vorul alıyorsun bir maç, iki maç kullanmayacaksan devre arası oyuncuyu niye alıyorsun? Devre arası oyuncu ihtiyaçtan alınan, ihtiyaç olan bölgeye alacaksın. Ve bence 11'de alternatif oyuncu da alınmaz 100, devre arası. Direkt 100 %100 oynatacaksın, katılıyor. takıma katkı sağlayacak oyuncu olur. Şu anda bir muç hariç, onda da bir ışık var diye söylüyorum. Gelişir, genç oyuncu, bir şey diyemiyorum. Ama Musrati için derim. Yani almışın tamam. Bir o kadar para eder mi? İki sen de Demir var aynı bölgede. Şu andan sonra ligde yapabileceğin ne var ki? Şans. Yani ligde bundan sonra senin genç oyuncu yetiştirmek için çok iyi bir süre var önünde esasında. 9 maçlık bir süre var. Öyleyse bu genç oyuncuyu koyarım bakarım kazanabilir miyim kazanamaz. Olur mu olmaz mı? Ha olur. O şansı verseydin olurdu ama şimdi sen oynatmazsan çocuk orada bekleye bekleye önümüzdeki sezonda pissin diye bir yere yollarsın veya gene tutarsın gene oynatmazsın olmaz. Biz de genç oyunculara maalesef o sorumluluğu vermiyoruz. Bir Arda Güler düşün Real Madrid'e gitti değil mi süre buldukça oynuyor sakatlıktan çıktı. E Fenerbahçe'de süreyi taraftar yüzünden buldu ya. Cezus geldiğinde taraftar yüzünden buldu. Yoksa Arda Güler gelecek bir oyuncu gene hoca yanında tutacaktı onu oynatmayacaktı. Sonradan kurtarıcı oldu. Demek ki genç oyuncu artık 17 yaşında bunları oynatacaksın. Yani e, hadi 17 ne, yani genç oyuncu tabiri de çok değişti ki artık evet. 18-19 bile tecrübeli olmaya başladı tabii tabii yani. Hani 15-16'lar falan genç oyuncu diye Avrupa'da adlandırılıyor. Koruma yani. amaçlı hiçbirini oynatmıyoruz ki. Diyor şu anda yetersiz ezilmesin diye oyuncu oynatmıyoruz. Oyuncu ezilmezse ne zaman dönecek ki bu iş? Ne zaman ezmeye başlayacak rakibin? Hocam oynamayan oyuncu nasıl gelişecek ya? Yani Öyle bir, tane yok 3 maç oynayan Avrupa'ya gidiyor işte Sivaslı. Evet. Gitti Brentford'a. Yani bizim esasında gençlerimiz de daha bir şey görmeden hemen atıyor. Demek ki bunları güveniyor ya. Yani yurt dışından güveniyorlar. Biz hala güvenemiyoruz. Emirhan İlkan'a demek ki Torino güvendi, aldı, götürdü ama biz güvenemiyoruz. Böyle sayısız örnek var. Onun için diyorum. Maalesef biz o tarzı çok değiştiremiyoruz. ya. Yani. Ben niye yani şu anda Santos şey oluyor ya gitsin mi kalsın mı hocam oynadığı oyun Beşiktaş taraftarını tatmin etmiyor. Eğer bu oyun bu istikrarsızlıkla devam ederse Beşiktaş taraftarı diyor ki ben gelecek sene bu maçlara gelmem. Ya Son Antep maçı var hocam. Musrati, Zaynetsiz, Dino oynuyor değil mi? Bahtiyar oynuyor. Geçsen oynuyor. Orta saha. Ya bu orta saha rakip kaleye nasıl gidecek? Nasıl pozisyon üretecek? zaten Senin hocam... bir tane takımında şu an gözüken Muçi diye bir oyuncun var. Hı hı. Özellik hı hı. açısından biraz kuvvetsiz. Ama yapabilirliği var. Gösteriyor, yapacak yani. Ya onu kenarda oynatmak o kadar şey ki. Yani oyun... E senin Beşiktaş taraftarının istediği iyi oyun oynamanı engelliyor. Oyuncuları doğru konumlandıramıyorsa. Bir de böyle gerçeği var. Ya bir de Beşiktaş'ın e, bu kadar transferde hata yaptığı şurada anlaşılıyor. Yazıyor 9 oyuncudan ayrılacağız diyor. 9 oyuncudan ayrılmak ne kadar büyük transfer başarısızlığı. Ya tam zamanı 3 puan geriye düştün Trabzon'dan. Tek hedefin kaldı muhtemelen Türkiye Kupası. Kupası. Tamam. İkinci hedef üçüncülüğü kovalamak. Tam zaman işte Demir Ege'lerin. Yoksa Semih de çıkmayacaktı ki. Bir Avrupa Kupası'nda oynadı çıktı. Şuraya bağlayacağım. Beşiktaş'ın e, oyunu gelişmiyor. Belki işte kazandığı 5 haftada gol yememek kabul tamam. Hocanın felsefesine çok uygun ama bu felsefe Beşiktaş Taraftarına uygun değil. Hocam şuradan yaklaşacağım. Şimdi e, bence Fernando Santos yani çok çok büyük bir sürpriz olmazsa seneye muhtemelen daha iyi oyuncularla yine aynı oyunu oynamaya çalışacak. Bu e ayrı yine aynı daha, sorun o zaman. Yok daha iyi oyuncularla daha iyi bir tamam. şey çıkartabilir. Kalite onu mi bilmiyorum. artacak. Belki onu bilmiyorum. E, ta, şöyle tamamlayayım hocam. Beşiktaş taraftarının Fernando Santos'a daha çok kızdığı nokta. Şimdi Semih gibi elinde bir Cevher var önümüzdeki sezon muhtemelen takımın en önemli gol ayağı olacak ya da belki Avrupa Şampiyonası'ndan sonra çok büyük bir bedelle gidecek. ikisinden bir tanesi. Şimdi Abu Bakar ve Cenk gibi önümüzdeki sezon takımda olup olmayacağı netleşmeyen oyuncular sahaya daldı e, girdiği zaman e sen Cenk'i e, pardon e, Semih'i sol kenara hapsediyorsun. Bu bir sıkıntı. Elindeki çünkü oyuncuyu e, parlayamayacağı bir yerde e, performans beklemiş oluyorsun. İkincisi hocanın dediği gibi Muço olayı sıkıntı. Üçüncüsü Martin oyuna girmesi sıkıntı. E, dördüncüsü Vorul başlıyor. Belki Tayyip Tallah seneye kadroda olacak. Vorul sıkıntı yani Beşiktaş taraftarı kaybedeceksek de bu şekilde kaybedelim ya, de en azından. Şimdi şöyle düşün ya yani teknik adamsın. Kaç, kaç kere sonra biraz evvel hocanın dedi. bunu biz maçtan sonra da konuştuğum için söylüyorum. Ya sen böyle bir orta sahayla nasıl çıkarsın ya? Yani Musrati, Getson, Bahtiyar. Hangisi iş yapacak? Hangisi yemeği pişirecek bunların? Bunlar Forvete gidemezsin ya. Hocam, yani hepsi bir bak. Tamam. Musrati gelsin, Musrati futbolun en kolayını oynuyor, en rahatını oynuyor. Çıksın baş alana, topu alsın, uzun oynasın. Geç son kapıp adama vermede bir numara ama driplingde top kaybetmede de bir numara. Çünkü aldığı topu sürüyor. E şimdi Bahtiyar oranın oyuncusu değil. Birdenbire nereden çıktı? Yani forvetin arkasındaki oyuncu Bahtiyar. Muçi'yi kenara atmışım Bahtiyar'la oynuyorsun. Yani defansa geliyorsun. 10 milyon euro yatırım yapmışsın. O, i̇şte, oyuncuyu sol ya. kenara bırakıyorsun. E, sezon içinde oralarda birkaç kere çok değil ama oynayan ama hiç verim vermeyen oyuncuyu bir kez daha orada e, kullanıyorsun. Tabii bu üç oyuncuyla oyuncuyla hücumda alternatif versiyonlar üretemezsin. E, gelelim defansa. Bak şimdi defansa gelelim. Şimdi Sabek Onur diye bir çocuk var. Seyirciyle problemli. Yani iyi oyuncu Yollamaya kalk. illaki ki her yere rahatlıkla gider. Ama problemle oynayamıyor. Yani istenen verimi gösteremiyor. Masaku sol bek olarak tercih edilebilir. Kullanırsın. E, stoperlere bakıyorsun sende kaç tane stoper var? işte Voral'ı almışın Devralısı kiralık. Voral'ı kesiyorsun. Sonra 3 maç 4 maç oynuyor. Sonra Antep maç oyuna koyuyorsun. E, ne yaptığı belli değil. Notikama şey, geldiği yere dönecek tekrar. Bakıyorsun orada Amart'ı sokuyorsun. Açık... Amartinin ne olacağı belli şu değil. Açıklamanın üzerine Worul e, 11'de başladı. Hatırlayalım yani. Not bir iki haftasına dönelim. Necip He. iyi oynadığı için Worul oynayamıyor dedi ya. hoca. Aslında bu açıklamanın bence arka planda Worul da çok oynayamayacak ya demek zaten... bundan sonra. Yani. Ya hocam bir daha daha şey yani daha iddialı söyleyeyim. Beşiktaş mağlupça Amart girmez oyun zaten Amarti girmesi ayrı bir şey hocam. Bir de şu var. Eğer sen Beşiktaş takımıysan ve iyi ödemeler yaptıysan, iyi transfer paraları verdiysen, sen Şenol Hoca'dan beri stoper arıyorsan, Necip o bölgede oynamaz hocam. Necip oynuyorsa o bölgede senin yaptığın her şeyde bir problem, tamam. hata var demektir. Yoksa Necip'in mücadelesi çok Yo, yani. Necip Necip iyi. Necip'le ilgili kod demiyoruz ki. Tabii. yani Necip'le ilgili değil bu olay? Evet, evet. Necip'in yeri bir orası değil. Sen oraya monte ettiğin oyuncu şahane oynuyor diyorsun. E, tamam şahane oynuyor da o bölgenin oyuncusu değil. O bölgenin oyuncusu değil şu anda. Yani tamam sen idare ediyorsun, geçiriyorsun da transfer ettiğin oyuncuları da gene alıp faydalanma tarafına da gitmiyorsun.